İyi bir doktor programından herkese akşamlar efendim. Ben Doktor Cemil Ulusan. Bu akşam konuğumuz Doçent Doktor Ömür Günal'dı. Okul arkadaşım kendisi. Çok çalışkan arkadaşlarımızdan biriydi. Maşallah hala çalışkan. Aktif çalışıyor, aktif koşturuyor. Hipofiz cerrahisinde. Beyin cerrahisi ama hipofiz cerrahisinde zannedersem Türkiye'de sayılı hekimlerden biri. Gurur duyuyoruz. Kendisiyle program öncesinde de konuştuk. Az önce kısa spot program çekimlerimiz vardı. Bir 15 dakika ondan canlı yayına geç kaldık. Özürlerimizi ileterek başlıyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ olun, teşekkür ederim. Koşturuyorsun, resim çiziyorsun, kitap yazıyorsun maşallah. Yani 10 parmağında 10 marifet diyeceğim, 10 parmağı açtı bu. Her parmakta birkaç marifet gibi. Sağ olun, teşekkür ederim. O son yaptığın yağlı boya tablosunu ne kadar zamanda yaptın? Ben biraz resim çizmeyi severim ama senin gibi böyle... Şöyle, ben henüz öğrenme aşamasındayım. Yani. Öğrenmişsin, ben söyleyeyim sana. Yani. Öğrenme aşamasındayım, onun için hiç acele etmiyorum. Öğretmenimle birlikte, resim öğretmenimle birlikte... O tabii ki bana öğretiyor. Benim 1,5-2 ayım aldı. Evet. Sonuçta bir süreç aldı değil evet, mi? Evet, tabii. Tamam. Çünkü bir anda yapıp bitmiyor. Şey oluyor mu önce sende? Alt katmanların kurulması gerekiyor. Duygularını ifade ediyor musun oraya? Böyle şiddetin, öfken olur ya. Soyut sanatta var mıdır öyle şeyler? Henüz o aşamada değilim belki ama. Evet, henüz o aşamada değilim ama günüm günüme uymuyor. Bazen çok yorgun olduğum zaman ya da moralim yerinde olmadığı zaman sonuçta istekli çizemiyorum. Çabaladın, evet. Koşturdun. Hem tabii. İdari görevler, hem insan sağlığı, tabii. Hem geçici gündüz olmayan bir iş. Ama stres atmak için birebir. Herkese tavsiye ederim. İnsan zekası, insan zihnini toplamak açısından resim çok bütün güzel. Bütün hobiler gibi resim diyorum. Kitaplar neydi? Kitapları göstereceğim sevgili izleyiciler. Yani yanımda yok şu anda da. Ömür çocuklara masal anlatırken masal kitabı yazarı olmuş. Yani ciddi profesyonel böyle meşhur kitap mağazalarında satılan kitapların yazarlarından. Bayağı bir kitap oldu. Kaç kitap var sende? Şu anda 6 kitap oldu. 6 tane devam daha basılacak. Evet. Maşallah. Yani 12 kitap olacak. Hmm. Bir set halinde, seri halinde olacak. Şu anda 6'sı basıldı. Çocuk masalı oluyor. Çocuk masalı, evet. Hmm. Çocuk masalı. Özellikle 8-11 yaş grubuna hitap ediyor. Buna başlamam aslında... çocukları anlatarak, biraz önce de söyledin ya, kendi çocuklarıma sürekli masal anlatarak bir belki masal hayal masal gücü sonra bir şekilde yayın kuruluşu, ismini vermeyeyim şimdi, yayıncı kuruluş beni cesaretlendirdi bu konuda. Hmm. Bir tıp kitabı yazmıştık kendileriyle. Yaptık. Güzel de oldu. Hayır, çok etraftan güzel, da çok güzel sevdim, tepkiler alıyorum. Yani böyle olunca güzel oluyor. Kimliğin nasıl... zor bir meslek olduğunu, sizin yaptığınız insan canının kıymetli, her yere kıymetlidir de tabii böyle çok hassas kıymetli olan birisi. Stres ve gerginliği bir şekilde dinlenmek lazım. Yani dinlenirken bile üreten insanlar. Yani çok çok takdir ediyorum. Bizim ülkemizde bir şey yapmayan insanlar pek bir şey söylenmez de bir şey yapan insanlar, bu da Gülte Güneş'in sözüdür. Şu anda Marmara Bölgesi'nin organ nakli sorumlusu bizim okul arkadaşımızdır. Bizim dönem maşallah çok çalışkan. Bu arada üzücü bir haber aldık. Yine bizim dönem ya da bir üst dönemimiz olabilir. Bizim dönemimiz arkadaşlarımızdan eşimin isim vermeyeyim, üzüldük, vefat haberi aldık. Genç bizim yaşımızdaydı. Allah mekanını cennet etsin. Arkadaşımıza sabırlar diliyoruz. Bu arada o da aklıma geldi. Ne dedim? Çalışkan çocukların olduğu bir dönemde arkadaşlarına gurur duyuyorum. Gerçekten biz de seninle gurur duyuyoruz. Şimdi akromegali, tekerleme gibi böyle ismi. Evet. Söylemesi güzel. Sonra Google'a yazıp çıkardığın zaman böyle güzel işte film yıldızının, çizgi karakterinin ismi çıkıyor ama sonuçta bir hastalık. Evet. Niye insan anatomisi böyle çizgi film karakterine dönüyor ya da dönüyor mu? Evet. Nedir akromegali? Neden olur? Akromegali aslında mistik bir yönü var akromegalinin. Hmm. Akromegali şöyle tanımından başlayayım daha iyi anlaşılması tabii için. Akromegali, evet görsellerimiz bu tedavisiyle ilgili bu daha çok. Hı-hı. Akromegali hipofiz bezinden özellikle %95. Bez burada. Evet. Hı. Hipofiz bezinden aşırı derecede büyüme hormonu salgılanmasıyla oluşan bir klinik durum aslında. Akromegali tabii ki büyüme çağı sonuçlandıktan sonra olan klinik durum. Bir de gigantizm dediğimiz devlik var. Bu da çocukta henüz epifiz kıkırdakları kapanmadan önce aşırı derecede büyüme hormonu salgılandığı zaman o zaman devlik oluyor. Yani boyu çok tam çok uzun boyu. Devlik değil mi? Evet, devlik. Ama akromegali neden akromegali oluyor? Yani büyüme tamamlandığı için uzun kemikler büyüyemiyor, artık kısa kemikler büyüyor ve o yüzde gördüğümüz kabalaşma, ellerde büyüme, ayaklarda büyüme gibi o tipik fiziki görünüm ortaya çıkıyor. Çenenin dışa doğru gelmesi gibi. Böyle bir durum. Yani önemli olan burada büyümenin tamamlandığı. Bu beyefendisinin tamamlandığı, değil mi? Evet. Benim bir hastam. Bakın çene burada çok önemli.
araya ön plana çıkmış. Evet, yani çene neredeyse 1 santim ön tarafa çıkmış. Normalde kapattığımız zaman ağzımızı, dişlerimizi birbirine kapattığımız zaman alt çenenin biraz daha arkada olması gerekiyor. Çenenin, alt çenenin öne çıkması durumunda çiğneme fonksiyonları da bozuluyor. Normal evet, sağlıklı sonradan yüzeye sahip. Tabii. Sonra bir anatomisi değişiyor. Bunu hasta fark ediyor mu? Ne kadar zamanda değişiyor bu? Yani ne yazık ki hasta da yakınları da çok fazla fark etmiyor. Asıl problemimiz burada. Asıl farkında olmamız gereken bu. Yani. Çok doğru bir soru. Çünkü hastalar bize geldiğinde bazen poliklinikten kapıdan girerken değil benim bunu anlamam, akromegali olduğunu hastanın. Benim sekreterim anlıyor. Geçenlerde bir hasta geldi. Kapıdan girdi. Kapıdan girince sekreterim dedi ki hocam akromegali hastası geldi dedi. O kadar alışmışlar ki. Evet, daha tanı konmamış. Hasta ne şikayetle geliyor sana? Hasta bana daha çok ya ellerinde uyuşma ya yüz hatlarında değişiklik, kabalaşma. Ama çoğunlukla endokrinolojik kliniğinden gönderiliyor bana. Yani bir tanıyla teşhis gel, almış bir şekilde. Tanıyla gel, önce sor. Fakat çok enteresan hikayeler de var. Zaman kalırsa onları da anlatırız. Evet. Dolayısıyla yani akromegalide önemli olan farkındalık. 15 Nisan'da Türkiye'de akromegali günü olarak, farkındalık günü olarak anılıyor. Evet, Sağlık Bakanlığı öyle ilan etti. Bizim hekimler olarak bunda farkındalık oluşturmamız. Öncelikle kendimiz bu farkındalığı edineceğiz. Sonra topluma bu farkındalığı edindirmemiz önemli. Sağlık Bakanlığı'nın adı geçti. Evet. Senin o çalışmandan da bahsedelim mi? Hipofizle ilgili merkez kuruyoruz. Türkiye çapında onunla çalışacağız. O konu neydi? Evet, evet. O konu önemli. Şöyle tabii ki. Biz 6 yıldır bununla uğraşıyoruz. Bakırköy Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde başladık. Endoskopik hipofiz cerrahisine. Evet. Sağlık çalışanlara selamlar ve saygılarımı iletiyorum. Çok önemli bir kürsü. Bir ziyaretine gitmek istiyorum. Buyurun. Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nin endokrin kliniği ile birlikte çalışıyoruz ve aslında biz pratikte bir merkez olduk. Merkezin adı neydi? Hipofiz hastalıkları araştırma ve tedavi merkezi. Hipofiz araştırma. Biz pratikte zaten 6 yıldır bir merkez olmuştuk. Birlikte 2 haftada bir bütün hastaları ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası hastaları tartışıp tedavisini ne yönde ilerleteceğiz diye birlikte karar verip toplantılarla bu işi yürütüyorduk. Fakat öyle bir aşamaya geldi ki deneyimimiz arttı. Hasta sayısı arttı. Bunu resmileştirme ihtiyacı duyduk. Bunda Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde. Sağlık Bilimleri Üniversitesi biliyorsun. Rektör ve rektör yardımcısı hocalarıma. Bizim hocamızdır kendisi. Saygı ve selamlarımı iletiyorum. Çocukluk çağlarında program yapmak nasip oldu ikisiyle de. Evet. Tekrar Cevdet Erdin hocama ve Kemalettin Erdin hocama selam ve saygılarımı ve hürmetlerimi iletiyorum. Ben de selam gönderiyorum. Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde 50'nin üstünde eğitim araştırma hastanesi var biliyorsundur. Bu eğitim araştırma hastanelerinin hepsinde pek çok nitelikli tedaviler, tanılar, işte ameliyatlar yapılıyor. Fakat çok sayıda hastane olduğu için biz bu tecrübemizi, deneyimimizi paylaşmak istedik. Ve bu hem kendimizi geliştirmek için hem birlikte bir şeyler yapabilmek için, belki ortak veri tabanı, belki ortak toplantılar, birlikte sempozyumlar, birlikte bilimsel araştırmalar yaparak kendi standartlarımızı ve ülkenin standartlarını, hastanelerimizin standartlarını yükseltmek istiyoruz. Türkiye'de buna benzer merkez kaç tane var? Türkiye'de buna benzer benim bildiğim Kocaeli'nde var. Kocaeli Üniversitesi'nde ve Cerrahpaşa'da var. Çok da iyi çalışıyorlar. Bu farkındalık eğitimleri vesaire. Evet. Yurt dışında da var. Pittsburgh'da en ünlüleri. Los Angeles'ta var ayrıca. Yani hep böyle bu farkındalığı artırmak ve standartını üniversitenin ve ülkenin standartını yükseltmeye yönelik şeyler bunlar. Evet. Biz de bu konuda elimizden geleni yapacağız. Maşallah. Birlikte diğer meslektaşlarımızla birlikte inşallah çalışacağız. Çok takdir edilecek çalışmalar bunlar. Şimdi biz hastalarla yani hasta kapıdan içeri girdi. Yanında çalışan sekreter arkadaş o görsele gözü alışmış. Hocam akromegal hastası. Ne kadar sevindiğimi anlatamam. Yani sekreterimin bunu söylüyor olması farkındalık çok güzel bir şey. Başlamış çalışmaya. Biz birazcık daha hani geç kalsak ne olur? Yani farkındalığın amacı nedir? Geç kalmaya kendimi erken tanı. Asıl problem burada tamam, zaten. Tamam hocam mesela der ki hocam değişik ama anatomisi değişik güzel. Kalsın böyle ne olacak? Buna niye akromegali hastaları en büyük problem bu. Genellikle geç kalarak geliyorlar. Geç kalması demek hastanın bulgularının, kemik yapısının oturması demek. Ayrıca tümörün aşırı büyümesi demek.
Yani bu yüz değişiklikleri, fiziki değişiklikler çok yavaş ve sinsi ilerlediği için hastalar bunu fark etmiyorlar. Hmm. Ben mesela sorduğum zaman hastaya ya da yakınlarına diyorum ki hiç fark etmediniz mi bu değişiklikleri? Ayakkabı numarası 45-46 olmuş. Nereye gidiyor bu ayakkabı numarası demediniz mi diye sorduğumda, hocam normal zannettik biz, yani bizim kendi yapım, ben hep böyleydim diyorlar. Fakat 15 yıl önceki resimlerine baktığımız zaman aslında hastanın öyle olmadığını görebiliyoruz. Çok büyük farklılıklar oluyor. Yavaş geliştiği için bunu fark etmiyorlar. İkincisi, yani tümör büyüdükten sonra tedavisi de zor oluyor. Karotis arterler dediğimiz hipofiz bezinin her iki yanındaki beyne giden ana damarları etrafını sarmış oluyor. Şah damarı temizlememiz. Evet, şah damarı. Onu temizlememiz zor oluyor. Bu hastalıktan hastayı kurtarmamızın yegane yolu tümörün küçükken tespit edilmesi. Ne kadar küçük tümörü tespit edebilirsek o kadar başarılı oluyoruz. Başarı ihtimalimizi artırıyor yani erken teşhis. Olayın içinde tümör var. Tabii. Tümörün sebebiyle bu evet, oluyor. Evet, evet. Biz tabii tümörü erken teşhis etme şansımız olsa erken tedavi etme şansımız olur. Evet, aynı. Yani bu dışarıdan bakılan bir kozmetik sorun değil. Yani bu başka bir sorunun işareti. Evet, yani bir tümörün işareti. Bu tümörü ne kadar erken teşhis edersek fiziki yapısı, iç organları değişmeden tanı koyabiliriz. O soruyu tam ben mi algılayamadım acaba? Yani fark etmesek nereye gider yani? Tedavi etmesek nereye gider? Şöyle, tedavi etmediğimiz zaman hastada kalp damar hastalıkları ortaya çıkar. Ayrıca büyüme hormonu adından belli. Sadece organlarımızı büyütmüyor, tümörleri de büyütüyor. Anladım. Dolayısıyla vücudumuzdaki bazı tümörlere zemin hazırlar, kanserlere zemin hazırlar. Yani bu tümörün dışında vücudumuzda özellikle mide bağırsak sisteminde kanserlere neden olur ve bu kanserlere bağlı hastayı kaybedebiliriz. Ya da kalp yetmezliğine neden olabilir. Kalp kasları aşırı derecede büyür ve artık kalp kasılamaz hale gelir ve kalp yetmezliğinden hastayı kaybederiz. Anladım. Şeker hastalığı ortaya çıkabilir ki bu hastaların pek çoğu şeker hastasıdır, aynı zamanda diyabetiktir. Şeker hastalığının komplikasyonlarına bağlı hastayı kaybedebiliriz. Her halükarda normal bir insanın yaşam süresine ulaşamazlar. Ta ki biz onu tedavi edip büyüme hormonu düzeylerini normale dönüştürene kadar. Şimdi böyle bir tümör ki başka tümörlere de büyüten bir tümör. Evet. Doğru anladım. Evet, zaten kendi başına dokuların pek çok başka... Evet. İnsülin gibi düşünün. İnsülin gibi. Evet. Yani büyümeyi tetikleyen bir hormon her şeyi büyütüyor. Anladım. Yani organları, kemikleri, dokuları, yüzü, çeneyi... Ve bunun yanında da tümörleri. İnsülin gibi deyince benim aklıma endokrindeki o meşhur biyokimyasal hormonlar geldi. Kortizoller, tiroidler, glukagon, growth hormon neresine sığdırayım dedim. İnsülinin etkileri var. Hasta şimdi yani bizim erken yakalamak açısından bizim bir yani çocukluk çağındaki hastalara bakıyoruz. Gençlik çağındaki hastalara bakıyoruz ya. Orada bizim hani gigantizm dediniz ona. Evet, yani gigantizm. Bizi ilgilendiren, erken yaş grubunu ilgilendiren bir bulgu var mı? Yani aile hekimleri açısından soruyorum. Tabii yani var. Özellikle bu konuda aile hekimlerine çok iş düşüyor. Çünkü neredeyse toplumun hepsini tarama imkanına sahipler. Çocuktan, evet, yani çocukluktan itibaren görüyorsunuz. Evet, 18 yaşına kadar. Bütün aile hekimleri. Çocukta persentilin çok çok üstünde büyüme, 2-3 derece daha üstünde büyüme olursa buna dikkat etmek lazım. İyi takip etmek lazım. Evet, çocuklarda özellikle. Erişkinlerde de şunu söylemek istiyorum. Horlama, uyku apnesi, dilde aşırı büyüme. O klasik yüz görünümünün dışında diyorum. Ha, onlar daha belirgin. Evet, onlar daha, onlar olmasa bile ellerde uyuşma, diyabet, bunların hepsi akromegalinin belirtisi olabilir. Görme bozuklukları akromegalinin belirtisi olabilir. Ama akromegali hastasını bir hekim kapıdan girerken tanımalı bence. Daha poliklinik kapısından girerken tanımalı. O şey görsel oturduğu zaman. O görsel şey yani kafamızda oturmalı. Gördüğümüz zaman tanı koyarsak hastanın hayatını kurtarmış oluyoruz. Anladım. Çünkü tedavi ettiğimiz zaman normal yaşam süresine ulaşıyor bu hastalar. Tedavi edilebiliyor yani. Tabii. Yani erken teşhis edersek %100 tedavi edilebiliyor. Peki hocam, şimdi hasta geldi. Yüz tablosu oturmuş. Yüz tablosu oturmuş. Yani artık dışarıdan baktığında bir hekim gözüyle tamam bu akromegaliye benziyor. Senin böyle bir şikayetin var mı? Böyle bir tanım var mı diye hastaya soruyoruz. Evet. Yoksa zaten yönlendiriyoruz. Evet. O şekilde yakalamakla yani o tablo yüz tablosu oturttuktan sonra göndermekle
Çok öncesinde mesela 5-10 yıl öncesi başka bir şekilde taranırken yakalamak aslında bir yaşam kalitesi başka bir fark var mı? Var tabii ki. Yani şundan dolayı soruyorum. Sorumu açayım aslında. Ben bir hekim gözüyle sordum bunu. Hasta diyabet mellit hastası. Evet. Ya diyabet melliti yani işte şeker hastası. Şekeri tetikleyen başka hormonlar var. O hormonlara biz bakma şansımız yok. Evet, yani endokrine göndersek endokrin rutin bakıyor mu growth hormonu aslında? Endokrin... Hiç akromegali işareti yok ama bir bakalım ya ne olur ne olmaz diyorlar mı? Büyük ihtimalle bakıyorlar. Hı-hı. Eğer ki yani onu açıklayan bir şey yoksa zaten diyabetik hastaların pek çok iç organları da inceleniyor biliyorsunuz. Yani böbreklerine varana kadar. Dolayısıyla akromegalinin bir işareti mutlaka çıkıyor hastada. Bir endokrinoloji uzmanı bunu çok rahat tanır. Dolayısıyla siz bir diyabetle ya da bir karpal tünel sendromuyla hastayı yakalarsanız çok büyük iyilik etmiş olursunuz. Şimdi daha oturmadan. Şimdi diyabet ve karpal tünel sendromu toplumda o kadar yaygın ki ben benim şu anda böyle şey sensörlerim açıldı yani. Ben size bir şey söyleyeyim mesela. Karpal tünel şey efendim bu hani eliniz gece uyuşuyor böyle kramp girer gibi oluyor işte tutamıyorsunuz anlatıyorsunuz ya bileğim ağrıyor ona benzer tam o demeyelim de. Ben yanılmıyorsam 200'e yakın akromegali hastası tedavi etmişimdir, ameliyat etmişimdir. Evet. Bu 200'e yakın hastanın nereden baksanız yarısı ya karpal tünel sendromundan ameliyat olmuştur. Ya kataraktan ameliyat olmuştur ya da uyku apnesi nedeniyle kulak burun boğazda ameliyat olmuştur. Evet. Yaygın çok yani. Çok yaygın. Yani şöyle çok yaygın dediğim bakın istatistikler ortada. Madem bu konuya geldik söyleyeyim. Çok önemli. 1 milyonluk bir toplumda 60 hasta olması gerekiyor. Yani ortalama 60 hasta vardır. Yoksa Türkiye'nin mesela 80 milyon olduğunu kabaca varsayarsak 83 milyon ama 80 çarpı 60 4800 hasta olmalı şu anda Türkiye'de. Ve her yılda yeni 240 hasta olması gerekiyor. 4800 evet. İşte evet her yıl 240 hasta ekleniyor bu 4800 hastaya. O o şeyiniz var mı? Yaygınlığı budur yani. Yaygınlığı. Tabii ki bizde yok. Yani bizde o kadar tabii ki çok sayıda bu referans merkezi haline geldiğimiz için çok hasta geliyor bize. Fakat Türkiye'de pek çok merkez var bu ameliyatları yapan. Toplasanız yani sağlıklı bir database'imiz, veri tabanımız olsa 240 hastayı buluruz. Her yıl 240 hasta. Evet. Enteresan. Bu istatistik çok garip bir bilimdir. Evet. Doğru çıkar. Evet. Yani eğer toplumda 240 hasta yoksa bir yerlerde hasta olduğunu bilmeyen hastalar vardır. Çok enteresandır. Çok doğru. Hocam o zaman biz şimdi hekimler olarak biraz daha uyanık olacağız. Onu anladım. Yani çok aklımıza gelmeyen, dikkatimizi çekmeyen de karpal tünel ve diyabet yani çok sık görünen şeyler. Yani diyabeti zaten toplumda çok yaygın görüyoruz. Evet. Geldi hastası yönlendirdik. Veya endokrine gitti. Bir şekilde teşhis kondu size geldi. Evet. Şimdi tedavisi yani biraz sevgili izleyicimiz görsellerden 3 aşağı 5 yukarı anlamışlardı. Cerrahi mi? Akromegalinin şu anki şartlarda birinci ameliyat. Tedavi seçeneği ameliyat. Fakat bazı hastalar çok ilerlemiş oluyor. Kalp yetmezliği, işte akciğer hastalıkları, solunum yetmezliği. Yani anestezi almaya uygun olmayabiliyor. Genel anestezi, biz anestezi uzmanına yönlendiriyoruz hastayı. İşte bu hastayı ameliyat edeceğim diye. Onları uygun görmüyorlar çünkü çok riskli diye görüyorlar. O zaman endokrinoloji uzmanları bu growth hormonu baskılayan bazı hormonlar veriyorlar. Bu hormonlar tümörü yok etmiyor fakat tümörün etkilerini yani iç organlarımıza yaptığı etkileri bir müddet baskılıyor ve hasta toparladıktan sonra o göğüs hastalıkları açısından kalp açısından gerekli ilaçlarını da aldıktan sonra anesteziye uygun hale geliyor yine ameliyat ediyoruz. Yani eğer uygun hale gelmezse o zaman ameliyat etmiyoruz sadece ilaçla takip ediliyor fakat istediğimiz şey bu değil. İstediğimiz şey tamamen hastayı ameliyat edip normal sağlıklı bir insan haline getirebilmek. O tümör, oradaki tümör sağa sola metastaz yapan yayılan bir tümör değil. Hayır. Yani iyi huylu bir tümör. İyi huylu. Yani hipofiz tümörlerinin %99'dan daha fazlası iyi huylu tümörlerdir. Metastaz yapmaz fakat iyi huylu tümör deyince iyi huylu tümör deyince yani biz o tümörü tamamen çıkardık. Bir daha tekrar etmeyecek anlamına gelmiyor. Yani nadir de olsa tekrar edebiliyor. Çünkü orada birkaç hücre bile kalsa çoğalabiliyor tekrardan. Yani. Ama iyi huylu bir tümör, akromegali olan bir hasta ben kanser oldum demesin. Yani öyle bir korkusu olmasın. Kanser değil. Evet. Biz onun o kısa programlarımızda da söyledik ya kanser terminolojisiyle tümörü, işte kitleyi, hepsini karıştırıyoruz ama iyi huylu olmak tabii ki etkileri var. Sıkıntılı etkileri var. Cerrahi olarak
sizin benim tıp fakültesine girerken çok ilgimi çeken, o çok beğendiğim o meşhur operasyonu, sizin yaptığınız operasyon. Ben tıp fakültesine girmeden önce belgeselerde seyredip ağzım hayranlıkla seyrediyordum. Hatta o zaman zannediyorum Amerika'ydı herhalde. Pakistanlı bir doktorun bugüne kadar bu ameliyattan ben 50 tane yaptım diyordu. Sen 250 tane yapmışsın, sen onu geçmişsin, öyle düşünüyorum. Evet. O zaman ben aslında hipofiz tümörlerinden 500 civarında hasta ameliyat ettik ama onların bir türü akromegali. Kroniofalanjoma diye yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. Evet. Çünkü tıp fakültesinden önce bir palatinumdan girilendi. Seninki evet, nazal mı? Evet, evet. Biz o nazal giriyoruz. Palatinum evet. Giriliyor mu üst damaktan? O giriliyor tabii. O tabii, var mı? Hala giriliyor. Var mı o? Hala yapılan yerler var. Evet, eski evet. Bir de evet. Biraz daha eski bir teknik yani ama cerrahın alışkanlığına bağlı, tecrübesine bağlı. Yani tamamen yapılmaz diyemeyiz. Yani şu anda kenara atılmış bir yöntem değil. Şimdi o zaman şöyle özetleyelim. Hipofiz tümörlerinde ya da akromegalide, konumuz akromegali olduğu için akromegali değil. Akromegalide cerrahi seçeneklerimiz transkraniyal dediğimiz kafatasını açarak yapılabilen yöntemler var. O tümörün büyüklüğüne ona biz karar veriyoruz. Çünkü tümörün büyüme yönü, işte büyüklüğü vesaire bizim için önemli. İlk zamanlar zaten bu yüzyılın 19. yüzyılın başlarında hep kafatasını açarak yapıyorlarmış bu tümörleri. O yöntem artık %5 şu anda uygulanıyor. Çok gerekli değil. Çok şu anda yapılan zaten son 20 yıldır en fazla uygulanan teknik endoskopik yöntemler ve mikroskopik yöntemler. Mikroskopik yöntemlerde yavaş yavaş terk edilmeye başlandı ve endoskopik yöntemler uygulanıyor. Bunun da bir takım avantajları var. Burundan kamerayla, endoskopla, şu kalemden bile daha ince bir teleskopla girip tümöre kadar, gelip yanına kadar bütün tümörü boşaltabiliyoruz. Dokuyu kırmanız gerekiyor mu? Açmanız gereken bir doku? Normal burun boşluklarını kullanıyoruz fakat o normal burun boşluklarında genişletmemiz gereken bazı odacıklar arasındaki bu kalsın arkadaşlar. Evet, bir önceki odacıklar arasındaki, bu kalsın. Evet, böyle bir teleskopla giriyoruz. Görselde gördüğümüz gibi. Odacıklar arasındaki bazı delikleri diyeyim, onları genişletmemiz gerekebiliyor. O da hastanın sinüs yapısına, anatomi yapısına bağlı tabii. Bunun avantajı, çok geniş açıyla görüyoruz. Sanki tümörün yanındaymışsınız gibi çalışıyorsunuz. Büyük büyütmede görüyorsunuz. Bir santimlik bir alanı koskoca bir ekranda izleme imkanına sahipsiniz. Ve tümörün etrafındaki şah damarı dediğimiz karotid arteri de ve üstündeki optik sinir dediğimiz yapıyı da görebiliyorsunuz. Onu gördüğünüz zaman daha güvende hissediyorsunuz. Dokunmadan. Yani onlara zarar vermeden tümörü çıkarma imkanına sahipsiniz. Bu kamera değil mi Ömür Hocam? Kamera değil mi? Aslında kameraya bağlı olan teleskop. Optik yapı tamamen yani rod lenslerden oluşuyor. Onun bağlı olduğu kısım kamera. Ya bu uç kısmı görüntüyü alıyor. Evet, müdahale neyle yapıyorsunuz? Müdahale nerede? Müdahale var mı burada? Ucunda görünüyor. Evet. Aynı aparatın ucunda. Evet. Ucunda görünüyor hipofiz bezi. Biz bu teleskopla beraber cerrahi aletlerimiz de var. Onları da kullanıyoruz. Aletler yandan giriyor tabii, mu? Tabii. İki burun deliğinde kullanıyoruz biz. Anladım. Ama bazen tek burun deliğinden de yapılabiliyor. Anladım. Bu cerrahiler. Tümörün etrafından tümör dokusunu alıyorsunuz. Etrafından da dönebiliriz. Yani müsaade ettiği ölçüde tabii ki tümörün. Bazen içinden aspiratör dediğimiz tabii biyopsiyi aldıktan sonra vakumlu şeyler var. Elektrik süpürgesi gibi düşünün. O tümörü içine doğru çekiyor. Bu tümörler aslında yumuşak. Öyle sevdiğimiz tümörlerden yumuşak, böyle jelatinöz kıvamlı, aspiratör dediğimiz o öyle vakumlu şeye kolay gelebilen. Şey yani, evet evet. Çok nadiren yani. Sert olur. Onlar da zaten çok başarılı olma imkanı olmuyor. O jelatinimsi yapının etrafında böyle riske olan var mı? Yani var tabii. Başka dokulara zarar verme riskiniz var mı? O diğer anlatısı. Yok hayır. Onların mukavemetine göre zaten ayarlanmış aletler zarar vermiyor. Sadece tümörü çekiyor. Normal hipofiz dokusunu bile çekmiyor. Ya da bizim ring küretler dediğimiz yuvarlak küretlerimiz var. Onlarla çekiyoruz. Özel, bunlar için özel tasarlanmış aletlerdir bunlar. Çok enteresan. Benim evet. Çok değişik. Yani siz bundan yani anlatıyorum da beyin kafatasının içerisine giriyorsun. Bir kere oradaki o küçük jelatinsi yapının bunu yaptığını buluyorsunuz. Evet. Yani bu hastalığın sebebini. Evet. Sonra siz insanın beynine burnundan girip oradaki bir işte jelatinsi diye tarif ettiğinizde bunu keşfetmek 100 yıl bir yıllık ne kadar sürmüş. Onu odan alıyorsunuz, hasta iyileşiyor ya. Çok yani onun orada olduğunu buluyorsunuz. Evet, evet, evet. Onu odan almayı da buluyorsunuz. Akromegali bakın.
1886 yılında Pierre Marie tanımlamış. 1886. 1886'da Pierre Marie diye bir hekim akromegali tanımını ilk o kullanmış ve bu işte yüzde büyüme, ellerde büyüme vesaire, akral büyüme, akromegali akral büyüme, ellerde ayaklarda büyüme diye tanımlamış. Fakat o zamanın şartlarında otopsi hipofiz yani bezinden kaynaklandığını bulamamış. Sadece şey tanımlamış. Evet. Hastalığın tanımını koymuş dış görünüşe göre. Demiş ki bu akromegali demiş. Fakat neden kaynaklandığını bulamamış. Ta ki 1900'e kadar Benda 1900 yılında bunun bir hipofiz tümöründen kaynaklandığını 15-20 bulmuş. Sene sonra. Evet. Bulmuş. Fakat o da tedavi edememiş. Tedavisi bu bulunduktan sonra artık tabii ki teknoloji de gelişiyor. Yani mikroskop bulunuyor. Sonra endoskop bulunuyor. Yani ameliyat, tedavi ya, geliştikçe tedavi olarak edilebilirliği artıyor. Bunları otopside falan ancak tespit edebiliyorlar dolayısıyla. Yani hasta vefat ettikten sonra, öldükten sonra niye öldü bu hasta diye bakıyorlar. Orada bir tümör var. Ha, demek ki bu bulgular bu tümöre bağlı oluşmuştur o zaman deyip tanısını bu şekilde koyuyorlar. Anladım. Böyle çalışıyorlar, tabii, çabalıyorlar, not alıyorlar, evet, kenara yazıyorlar. Sonra gelen bir 20 yıl sonra onun nasıl tedavi edileceğini dair çalışıyor. Evet. Başta da başarılı, sonra daha da başarılı. Çok enteresan. Günümüzde hani bazı hastalıkların sıklığı arttı diye düşünüyoruz ya. Kanı arttı, düşünün, ölmüyor. Yani MR var artık yani. Ona ne denir? İnstansın artışında, yani yeni görülen vakanın artış sayısında işte tabii internet arttı. Artınca vaka artmış gibi. Evet. Bizim çok eskiden 20 yaşında 30 yaşında vefat eden insanlar var. Neden vefat ettiğine dair bir bilgi yok. Evet. Eceli geldi. Baş ağrısından öldü diyorlar. Beyin kanaması mı, beyin tümörü mü ne belli değil. Gencecik hastalar eskiden ölüyorlarmış mesela. Şimdi MR çektiriyorsunuz. Teşhis koyup tedavi edebiliyorsunuz. Toplamda 250'den 500'e yakın bu beyin tümörü ameliyatı yaptınız. Hipofiz tümörü yaptınız. Evet. Beyin tümörü daha da fazla skor. Daha da fazla tabii. O çok fazla. 500'de böyle keyfinizi kaçıracak, mutsuz edecek sonuçlu hasta oldu mu? Bir hastam da oldu. Evet, bir komplikasyonumuz oldu. Fakat bu ameliyatlar çok yüz güldürücü ameliyatlar. Yani onun ameliyattan için, ne kadar sonra hasta nasıl oluyor? İyileşiyor mu? Ayağa kalkıyor mu? Normal hayatına devam ediyor? Tabii, İlaç kullanıyor mu? Tabii. Onun için zorluk. Şöyle, ameliyattan normal şartlarda her şey yolunda giderse 3 gün sonra hastayı taburcu ediyoruz. Çok güzel. Normal kesinlikle hayatına başlayabiliyor fakat bu süreçte yapması gereken işte burun bakımıyla ilgili, hormonlarıyla ilgili kullanması gereken bazı ilaçlar var. Bu tavsiyelerde bulunuyoruz. Tabii ki hastayı bırakmıyoruz. Bir hafta sonra hasta kontrole geliyor. Onda herhangi bir hormon bozukluğu var mı ya da ameliyatla ilgili bir komplikasyon var mı? Onları gözlüyoruz. Taburculuğundan bir hafta sonra gördük. 3 hafta sonra bir daha görüyoruz. Yani ameliyatından bir ay sonra tekrar görmüş oluyoruz. Orada da tekrar hastayı sorguluyoruz, muayene ediyoruz. 2 ay sonra bir daha görüyoruz ve o 3. ayda MR çektiriyoruz. Kontrol MR. Bir büyüme, bir değişti. Evet, ama kontrol MR'ı tabii söylemeyi unuttum onu. Ameliyatın ilk günü, ilk 24 saatte de bir MR'ımız oluyor. MR çektiriyoruz. Evet. 3 ay sonraki MR'la tabii ki kıyaslıyoruz. Fakat bu arada işi sadece biz yapmıyoruz. Endokrinoloji uzmanları, yakinen çalıştığımız arkadaşlarımız sağ olsunlar. Onlar da bir taraftan hastayı takip ediyorlar. Onlar da hormonal durumunu takip ediyorlar. Eğer hasta bize hormon yüksekliğiyle başvurduysa, yani akromegali için söyleyelim, büyüme hormonu yüksekliğiyle başvurduysa, hastanın kliniğinde düzelme var mı? Yüzünde küçülme, ellerinde, ayaklarında küçülme var mı? Hormonları mi? Tabii ki. Yani yüzde. Şöyle söyleyeyim, bunu çok net söylemek lazım. Kemik yapıdaki değişiklikler hiç düzelmez. Aynı kalır. Kıkırdak dokudaki değişiklikler, işte burun kıkırdağı, kulak kıkırdağı yarı yarıya düzelir. Ama yumuşak dokular tamamen düzelir. Yani işte dudaklardaki şişlikler, yanaklardaki şişlikler, el parmaklarının yumuşak dokusundaki şişlikler düzelir. Yani yüzük takamayan hasta yüzük takmaya başlar. Ayakkabısı sıkı olan hasta ayakkabısı bol olmaya, ayağından çıkmaya başlar. Bir numara, iki numara küçülebilir. Ama ayağındaki kemik büyümesi, elindeki kemik büyümesi, yüzündeki elmacık kemikleri, çene, dişler değişmeyecek. Bunu bir kere söylemek lazım. Ameliyattan sonra biz başarılı dahi olsak, yani hormon düzeyleri normalde gelse, dişlerdeki değişiklikler için diş tedavisi alması gerekebilir. Ortodontik tedavi alması gerekebilir. Mesela ameliyattan sonra karpal tünel sendromu varsa hastaların pek çoğu karpal tünelinden kurtuluyor. Diyabeti varsa
diyabeti ya kurtuluyor ya da insülinden, diyelim ki insülin kullanıyorsa oral antidiyabetik kullanmaya başlıyor ya da ilaçlarını kesiyor. Hipoglisemi atakları oluyor diyelim ki. Yani diyabetinden bile kurtulanlar var. Tansiyon hastalığından kurtulanlar var. Yani mucizevi bir şey gibi görünüyor. Onun için erken teşhis etmemiz ve bu hastalıkta başarılı olmamız çok önemli. Anladım. Yani tedavi edilebilirliği, tedavi sonrası başarısı yüksek olduğu için mümkün olduğu kadar erkenden hastaya fazla sekel bırakmadan alalım istiyorsunuz. Evet. Çok güzel. Sistemik komplikasyonlar oluşmadan bunu teşhis edip tedavi etmemiz gerekiyor. Türkiye'de belirgin bir yaygınlığı var ki merkez açıyorsunuz. Hatta tabii, birkaç Çayrapaşı'da, evet, Koca Üniversitesi'nde merkez olabilecek bir kitle. Hipofiz bezini niye böyle mistik? Artık son dakikalarımız hocam, onunla tamamlayalım. Tabii. Niye böyle mistik bir tarafı var? Ben çok anlamam meditasyondan falan da ama böyle hipofiz bezinin mistik bir tarafı vardır. Niye? Nasıl? Ne olmuş? Bilirsiniz. Çünkü şöyle anormal yüz görünümü ve fiziki görünüm oluştuğu için bu insanlar ya toplum tarafından dışlanmışlar, ya da dışlanmadıysalar da toplum tarafından çok korkulan bir insan grubu haline gelmişler. Ya o korkutucu görünümlerinin yanında aslında ben bu hastaların hepsini tanıyorum. Yani diyebilirim ki normal insanlara kıyasla çok daha duygusal, çok daha naif insanlar akromegali hastaları. Akromegali hastaları eğer görsellerde varsa... akromegali hastaları, işte dövüşçü az önce görmüştük görselde. O görsellerden dövüşçü arkadaşlar var. Evet. Dövüşçü, genellikle ya boksör oluyorlar, ya güreşçi oluyorlar. Evet. Fiziki yapılarından ve o korkutucu görünümden, caydırıcı özelliğinden, görünümünden dolayı ya güreşçi oluyorlar ya da film yıldızı oluyorlar. Film yıldızlarında genellikle kötü roller veriliyor bu hastalara. Evet, tam bakın, dövüşçü. Tipik bir akromegali. Aslında böyle sevimli bir şey var. Çok Hollywood yıldızı vardır. Evet, mesela akromegalik hasta. Bizdeki dizi filmlerde vardır mesela. Ama genelde ne yazık ki kötü karakter olarak kullanıyorlar. Evet. Ya da Şirek'i bilirsin. Evet. Çocuğun olduğu direkt için. Bana, evet. Şirek tabii ki bir Morris Tillet denen bir Rus asıllı Kanadalı bir güreşçiden esinlenilerek oluşturulmuş bir karakter. Neredeyse tıpatıp aynısı rengi dışında. Evet. Şirek de bir akromegali hastası aslında. Görüntü olarak. Bir taraftan da şöyle mistik karakterler de demiştik. Firavun 4. Akhenaton. Onun da akromegali hastası olduğu düşünülüyor. Çok bariz kanıtlar var. Ramses'in babası. Onun da görseli zaten piramitlerde onun heykelleri vesaire bulunmuş. Tipik bir akromegali hastası gibi. Örneğin Kur'an'da ve İncil'de bunun şeyleri, kıssaları vardır. Calut'la Talut'un hikayesi. Goliat dediğimiz Calut bir akromegali hastası olduğu düşünülüyor. Yani Hazreti Davud'un kılıcıyla, sapanıyla ölümüne sebep olduğu bir dev karakter. Yani bu dev karakterler her zaman toplumun ilgisini çekmiştir. Anladım. Onunla mistik tarafı budur. Mistik tarafı, anladım. Evet. Çok teşekkür ederim Ömer Hocam. Çok hem arkadaş olarak belli aralıklarla bir araya gelme şansımız oluyor. Hem de tabii bilgilerim açısından, benim öğrenmek açısından, tekrar etmek açısından benim için çok iyi oluyor. Hem de izleyicilerimize ulaştırıyoruz. Artık devir internet devri, YouTube devri, Google devri. Bir şey merak ettikleri zaman o konu başlığında bulsunlar arasında. Benim şöyle bir huyum var. Yani söylüyorum, her konu hakkında her konuda konuşan insanlar tabii vardır, çok güzel olabilir ama tıp pek öyle bir bilim değildir. Yani hani her konu hakkında birazcık fikir sahibi olabilirsiniz ama her konu hakkında uzman olamazsınız. O mümkün değil. Ben genelde konunun kendi uzmanlarıyla konuyu tartışmayı seviyorum. Yoksa 3 aşağı 5 yukarı hepimiz bir takım konular hakkında fikir sahibiyiz ama tıp pek o konunun için uygun değildir. Koronavirüsle ilgili bir cümle edeyim ben. Tabii. Yani koronavirüs konusunun niye bu kadar popüler olduğuna çok emin değilim. Abartılıp abartılmadığı konusunda cümle de sormayacağım. Ben hep şey gibi gelir bana, hepatit B ile hepatit C gibi, bir tanesinin aşısı var, sürekli onun üzerine araştırırız, bir tanesinin aşısı yok. Yani aşısı yok ama aynı şey, bulaş yollarıyla bulaşıyor. Yani koronavirüs gibi bir dünya virüs var. Yani toplumda böyle ağzını burnunuzu rahat rahat geri geri dolaştıktan sonra, kapalı yerlerde dolaştıktan sonra eliniz ağzını burnunuzu genizinizi yıkamaktan başka, işte kalabalığa çok çıkmamaktan başka yapacak çok bir şey yok. Yani korona da gelse böyle, influenza da gelse böyle, bilmediğiniz başka virüs türleri de gelse böyle. İşin özeti çok basit. İnsan temasından uzak durun, kalabalık yerlere çıkmayın, açık havalarda, temiz yerlerde dolaşın. Ola ki bir kapalı yere girdiniz, ağzınızı burnunuzu genizinizi yıkayın, bol bol yıkayın, bol bol. 5 gün abdest alıyor insanlarımız. 5 de üzerine sıskatın, ben hep öyle diyorum. Küçük çocuklara Kur'an'a dokunur gibi dokunun. Bol bol elinizi ağzınızı burnunuzu yıkayın.
O söyleyecek çok bir şey yok, yapacak bir şey yok. Yani korona geldi, daha kaçacak değiliz. Kaçacak zaten, hasta olmayacağız. Yani öyle söyleyeyim. Evet. Buyurun evet. Hocam. Varsa sözünü sizle de alalım, kapatalım. Ben bu konuda aile hekimlerine söylemek istiyorum son sözümü. Akromegali aslında hakkında lütfen farkındalığımızı artıralım. Erken teşhis çok önemli. Aile hekimleri eğer bu erken teşhisi yapıp, daha doğrusu şüphelenip endokrin uzmanlarına yönlendirirlerse bu hastaların hayatı kurtulacak. Evet. Çok önemli. Valla ben de fark ettim. Evet. Yani yıllardır bu işi yapıyoruz. Yani karpal tünel, diyabet, başka bulgular, dil büyüklüğü, dudak büyüklüğü bir şey varsa bir yönlendirme meselesi bu. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza, ayağınıza, bilginize, emeğinize, gayretinize sağlık. Doçent Doktor Ömür Günaldı hocamızla, arkadaşımla beraber programladık. Bugün kendisi beyin tümörleriyle, beyin hipofiz dokusuyla ilgileniyor daha çok. Beyin meselesi cerrahisi uzmanı. Akromegaliyi konuştuk. İlerleyen hafta içerisinde diğer beyin tümörleriyle ilgili başka spot kısa programlarımız var. YouTube'da İyimir Doktor sayfasında, MD24 sayfasında bunları izleyin. Soru cevap kısa programlar. İlerleyen haftalarda bu tarz kısa programlarımız olacak. Bir sonraki programda buluşunca da hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.